Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, A Haber'de gündem özel yayınına konuk oldu. Döner kanat çalışmaları ile ilgili konuşan Kotil, T-929 Atak 2'nin ilk teslimatına ilişkin bilgi paylaştı. Kotil, 2025 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Atak 2 taarruz helikopteri teslimatı yapılacağını açıkladı. TUSAŞ ve İTÜ ortaklığında Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış programı sonrasında soruları yanıtlayan Temel Kotil, Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopterinin deniz versiyonunun geliştirileceğini açıklamıştı. Temel Kotil, Anadolu LHD için Atak ve Gökbey'in deniz versiyonu çıkacak mı? Bu yönde bir takviminiz var mı? Sorusuna, şu an için Atak 2'nin deniz versiyonunu düşünüyoruz. Açıklamasında bulunmuştu. Temel Kotil, 11 tonluk Atak 2 taarruz helikopterinin 2022 yılı içerisinde motor çalıştıracağını, pervanelerini döndüreceğini açıklamıştı. Kotil daha önceden ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin motorlarının Ukrayna'dan geleceğini ve bu bağlamda sözleşme imzalandığını da açıklamıştı. T-929 yani Atak 2'nin 11 ton sınıfında olduğu ve 1500 kilogram mühimmat taşıyabildiğini açıklanmıştı. Yerli ve milli motor alternatifinin olmadığı için motoru Ukrayna'dan geliyor. Kotil ayrıca 2500 beygir motorlarla donatılacağını ve 2023'te uçuşunu yapacağını ifade etmişti. Hakkında fazla bilgi bulunmayan 10 ton sınıfı genel maksat helikopterine ilişkin yeni bilgiler veren Temel Kotil, helikopterden bahsederken geçmişte T-925 ismini kullanmıştı. Son açıklamada ise T-925 genel maksat helikopterinin 21 kişilik kapasite ve rampaya sahip olacağını aktaran Kotil, helikopterin 11 tonluk T-929 Atak 2 ile ortak güç grubuna sahip olacağını açıkladı. 11 ton kalkış ağırlığına sahip olacak T-925 helikopteri 5000 beygir kapasitesinde olacak. Kargo bölmesinde ise T-925'in top ve askeri araç taşınabilecek. T-925 için ilk uçuş tarihi ise 2025 şeklinde ifade edilmişti ancak Kotil, ilk uçuş için 18 Mart 2024 tarihini işaret etti. T-925 helikopterinde Gökbey helikopterindeki aviyonik sistemlerinin ve belki geliştirilmiş versiyonu olacak. Gökbey ile benzer bileşenleri ile başta geliştirme ve üretim olmak üzere teslimat sonrasında ise kullanıcıya bakım, idame ve onarım gibi süreçlerde kolaylıklar sağlanacak. T-929 Atak 2 ile birlikte T-925 genel maksat helikopterinin Anadolu LHD'de kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcutta Anadolu sınıfındaki ve benzeri platformlarda ağır sınıf taarruz ve genel maksat helikopterleri konuşlandırılmasına yönelik bir yaklaşım söz konusudur. Ağır sınıf daha yüksek mühimmat, taşıma kapasitesinin yanında deniz duruşu yüksek platformlar olarak daha zor deniz koşullarında görev icra edebilmektedir.